Askerisi. Minimum bir suit geldi buraya 4000'i alır mı diyorsun? Yani onlar alır. Mesela şu minare Peygamber Efendimizin kabrinin üzerine yıkılmasın diye yamuk yapılmış. Ama kesinlikle şey, şifalı şeyler koyuyorlar içine. Evet, belli. Çirkin olmasından belli. Bak şu an şanslısın, kabrin önünden geçeceğiz. Geçenkinden çok uzaktık. Sonra da bu yolu şu an turizme açmış herhalde. Eskiden böyle değilmiş bir de burası herhalde. Ebu Eyüp El Ensari'nin evi. Şu anda kabri İstanbul'da. 4000 adam bir suit rahat yaşar abi. Ya zaten o yüzden tatillere falan her türlü gidiyorlar yani. Kaç kişi namaz kılabiliyor içeride? 2 milyon herhalde kılabiliyor mu? Benim bugün son günü ve uçağa yetişmem lazım arkadaşlar. Evet. Medine ziyaret yeri, Mekke ibadet yeri. Hadi gel yürüyelim biraz yürüyelim, madem. Yürüyelim. Şimdi gideceğimiz yer neresi abi? Şimdi arkadaşlar sizi çok sevdiğim, hatta yeni tanıştığım bir arkadaşımla tanışacağım. Biz kendisiyle Mescid-i Nebi'de tanıştık. Tanıyormuş dedi Arda falan derken bir anda tanıştık, telefonlarımızı aldık. Sonra bir yerde oturduk kahve içmek için. Şu an bir Bangladeşli kardeşim bir anda kamerayı benden aldı, iyi de oldu. Hem biraz Suudi Arabistan hakkında konuşacağız, hem birdeki yaşamı biraz soracağım. Hem de merak ettiğimiz şeyleri burada uzun bir süre zaman geçiren bir Türk'ten dinlemiş olacağız. Kamerayı kardeşim de bu. Thank you very much. Muhammed nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Kısaca senden ne yapıyorsun burada, ne zamandır buradasın? Abi ben Muhammed Sübhan, 3 yıldan beri buradayım. Burada Arap Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Cami-i İslamiye'de okuyorum. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi'de Türkçe tercümanım. O şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Ne zamandır buradasın? Kaç ay oldu? Bir 6 ay olacak. 1,5 aylık bir tatil yaptım. Hızlı bir tatil oldu. Hemen buraya geri döndüm. Okul başladı. Buradaki hayat nasıl abi? Buradaki hayat güzel ve çok hızlı. Çok hızlı geçiyor zaman. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Onu da söyleyebilirim. Çok insan popülasyonu olduğu için aşırı hızlı geçiyor. İnsanlar nasıl sence? Suudi Arabistanlılar düşündüğün gibi mi? Farklı mı? Ya, ne hissettirdi sana? Zaten yani normal hayatta pek fazla suutlu göremiyoruz. I am from Yemen, from Bangladesh. I am from Pakistan. Oğlum burada hiç Suudi yok mu? Where is Suudi? Onu nerede görüyorsun? Kurumsal yerlerde. Pek fazla dışarıda göremiyorsun. Şu an mesela kahvede oturuyoruz. Burada varlar. Burada çok var. Daha çok gece çıkıyorlar. Ama şu anda hava soğuk olduğu için herkes dışarıda. Çok iyi insanlar. Öyle kimseye bir zararları diyemem, zaten onların ülkesindeyiz. Yani elhamdülillah hiçbir sıkıntı yaşamadım şu an kadar. Bana mesela daha özgüvenli geldi bunlar. Yani devletin arkasında olduğunu biraz daha biliyor gibiler yani. Mesela buradaki bir Bangladeşli, Yemenli, Pakistanlı böyle boynu bükük bunların. Çalışıyorlar, işçiler, emekçiler ya. Hani mesela şu ekür şey gibi, Suudi Arabistanlı muhtemelen. Evet. Ve benim konuştuğum kadarıyla abi farklı özellikleri var. Ne gibi? Mesela Suudi Arabistan vatandaşından gittiğin hastaneler farklıymış burada. Maaşların daha farklıymış. Tabii maaş noktasında çok yüksek. Yani normal bir Suudluyla bir Bangladeşlinin ya da aynı işte çalışsak bile onların tabii maaşları daha fazla oluyor. Ama o hastane olayını bilmiyorum. Yani ama doğru olabileceğini düşünüyorum. Şey de dediler mesela, buradaki birinin oturum kartı alması da çok zormuş mesela. Ya şimdi burada kefil sistemi var. Anca biri sana kefil olursa oturum alabiliyorsun. Kefile para vermen lazım. De ya değişik şartları var. Yani bizim kefilimiz... Bayağı da paraymış bir de, biliyor tabii, musun? Tabii. O kefile bağlı. Tabii yani senden ne kadar para isteyecek. Tabii bu konuyla alakalı kesin bir bilgim yok şimdi. Demesine... Şey ama bana şey dediler abi konuştuğum insanlardan. Aylık 800 riyal falan istiyorlarmış. Hani daha başka Yemenli falan insanlar. Ya dediğim gibi bu kişiye göre değişiyor. Mesela bazıları insaflı oluyor. Onlar az istiyor, bazıları çok istiyor, insafsız işler ama çok istiyor. Yani kişiye göre değişiyor, insana göre değişiyor. Yıllık oluyor, aylık oluyor. Mesela korona zamanında çok aşırı fazla arttı. Vergiler olsun, buradan Türkler aileleriyle gitti diyebilirim yani. Gittiler ve geri dönmediler, şu an yavaş yavaş geri dönüyorlar. Normalde bir kişi, mesela aileden bir kişi kefili varsa, oturum varsa diğerleri de gelebiliyordu. Ama artık hepsine de kefil sistemi koydular. O şekilde olmuştu ve insanların çoğu geri döndü. Şu anda yavaş yavaş geri dönüyorlar. Peki Suudi Arabistan'da yaşamanın en güzel yanı ne sence? Mescid-i Nebevi'ye çok yakınım, bu benim için paha biçilemez bir şey. İstediğim zaman Mekke'ye gidip umre yapabiliyorum. Kabe'ye yakınım, bu benim için paha biçilmez bir şey. Manevi istekleri olan bir insan için burası paha biçilemez. Aynı zamanda burada insanlar gerçekten çok mutlu. Bunu da söyleyebilirim. Hem maddi hem manevi yönden. Yani insanlar parasal yönden çok rahatlar. O yüzden bu da açıkçası artı bir mutluluk getiriyor yani insanlara. Hatta mutsuz vardı tamam ama mutsuz olabilecek zamanları pek fazla yok.
çok insan geliyor, hizmet çok fazla. Dediğim gibi zaman da o yüzden çok hızlı geçiyor. Peki Suudi Arabistan'da yaşamanın en kötü yanı ne? Ya bilmiyorum, bunu şimdi insanlar şey yapabilir. Ya Suudi Arabistan'dasın, nasıl bunu söylersin falan muhabbeti olacak. Arada insan Türkiye'yi özlüyorum yani, sıkılabiliyorum. Türkiye bambaşka. Yeşili özlüyorum, ben orduluyum, denizi çok özlüyorum. Bu fedakarlığı var, başka benim için şey yok. Arkadaşlar, aile tabii onlar bambaşka ama yeşil ve deniz benim için vazgeçilmez. Bu arada mikrofonum kırıldı. Ondan telefona kaydediyoruz ses güzel gelsin diye. Yolda böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Büyük de bir masraflar gerçekleşebiliyor ama elimizden geldiği kadar. Çünkü ses biraz önemli abi. Bu arada senin de YouTube kanalın var. Aynen öyle. Ne YouTube kanalının adı? Subhan adında bir YouTube kanalım var. Bu adı Muhammed Subhan. Vit Subhan oradan geliyor. Aynen. Aynı zamanda dini de bir anlamı var mı? Tabii Allah'a çok tesbih eden manası var. Tabii Allah'ın lafızlarından bir tanesi. Babam böyle bir ad vermiş. Allah razı olsun öyle. Güzel. Abi buranın kahvesi çok ilginç. Yani kahve değil bu bir kere. Ya bunun içine zencefil falan da koyuyorlar herhalde. Başka şeyler de koyuyorlar. Ama kesinlikle şey, şifalı şeyler koyuyorlar içine. Evet belli. Çirkin olmasından belli. Güzel, ben çok sevmedim açık söyleyeyim. Çok baharatlı yani. Evet. İnanılmaz yani, bak. Yani kahve değil. 3-4 çeşit şey koyuyorlar. Kahvenin yanında 3-4 çeşit bana şey deseydi ki bu Suudi Arabistan çayıdır. Bak o zaman farklı bakabilirdim. Çünkü bir kahve tadı yok. Hani Türk kahvesi içiyorsun, evet bir kahve. İşte espresso içiyorum, bir kahve. Amerikano içiyorum, bir kahve falan ya. İlk ne zaman gelmiştin sen buraya? Buraya 2020'de geldim. 2020 ile 2023 arasında bir fark var mı? Çok büyük farklar var. İlk geldiğimde şöyleydi yani. Çok büyük bir baskı hissediyordum açıkçası. Nasıl söylesem, böyle bir polislerin olabilir, askerlerin olabilir. Onlar da rahat değildi yani, onlar bir baskı vardı üzerimizde. Ben öyle hissediyorum. Belki başka sıcak ayrı öyle değildi ama ben öyle hissediyordum. Şu an öyle değil yani. Çok rahat yani. Bunu söyleyebilirim. Sanırım Prens'le birlikte birazcık daha turist istiyor burası. Burası diyor ki turistler gelin. Ya şu an şöyle bir şey var zaten. Artık eskiden yıkılmış olan yerleri yeniden tamir ediyorlar. Orayı turizme kazandırıyorlar. Dışına da reklam olarak yani yazılıyor. Bu mescit şu mescididir. Çok yakında sizlerle diye. Yani şaşırtıcı bir şekilde yani bir 5 yıla en güzel şekilde o yıkılan yerler olsun, tadilat yapılmayan yerler olsun 10 numara olacak. Yani ben çok üzülüyordum açıkçası. Yani ulan diyorum bura çok önemli şeyler olmuş burada, niye giremiyorum? Ya da ne kadar, niye bu kadar berbat halde? Demek ki turizmin böyle güzel artıları oluyor. İnsanlar benim gibi şikayet ediyor demek ki. O da bunu getirtiyor. İnsanların şikayetindense bir tık daha bence petrolün değerinin azalmasıyla da ilgisi var diye düşünüyorum bu konuda yani. Allah onu bilmiyorum. Burada nerede kalıyorsun? Ben burada Bedin İslam Üniversitesi'nde okuyorum. Üniversitemde çok büyük, onun pansiyonunda kalıyorum. 20 bin tane öğrencisi var. Dünyanın en çok dil konuşulan olan üniversitesi. Çok yakında da videosunu çekeceğim zaten. Dünyanın dört bir tarafından öğrenci var. Mükemmel bir öğrenci popülasyonu var. Onlarla beraberiz. Benim mesela oda arkadaşım bir Afrikalı. Ama ben bir Türk'ün yanında para kalıyorum. Para veriyor musun? Yok. Yani bize çok güzel imtiyazları var üniversite benim. Sen nasıl girdin bu üniversiteye? Niye böyle bir imtiyaz sağlarsın? 6 ayda bir başvuru alıyor bu üniversite. Belirli kriterleri sağlayanlar girebiliyor. Ne gibi? Arapça bilmek. Yok yok Arapça. Hayır Arapça. Hiç ben buraya geldiğinde biliyordum Arapça ama hiç bilmeyen arkadaşlar buraya gelip Arapça öğreniyor. İşte lise diploması, lisenin iyi olması bir az yüz. Yani ondan sonra transkribin. Çok fazla bir şey istemiyor açıkçası. Bunları Arapçaya tercüme ediyorsun, buraya gönderiyorsun. Belirli bir sitesi var. Onu da internetten araştırıp çok rahat bulabilirler. Ya da seni bulsunlar, yazsınlar sana, olur mu? Sen o da olur. Instagram adresini buraya koyalım senin. Olur. Hem takip ederler hem sana sormak isteyen, buraya gelmek isteyen, bu kültürü tanımak, belki de burada üniversite okumak isteyen arkadaşlar. Tabii. Yardımcı olabilir. Teşekkürler. Ters tutuyormuşum mikrofonu ya. Güzelsin. Peki hayat burada pahalı mı? Bazı şeyler pahalı, bazı şeyler pahalı değil. Mesela ben geldiğimde 2020'de ekmek 1 riyaldi, hala 1 riyal. İnsan ihtiyaçlarında ev ihtiyaçları pek fazla değişmiyor açıkçası. Ama dışarıdan gelen ürünler tabii değişiyor. Dışarıdan alınan meyveler, sebzeler onlar yükseliyor, düşüyor. Ama genellikle burada çalışan biri için alım gücü var. Yani askeri ücret nedir burada? Suudlulara göre mi, normal çalışanlara söyle. Suudlular herhalde 4500-5000 arası, bazı daha fazla da alabiliyor. Askerisi minimum bir Suud geldi buraya 4000'i alır mı diyorsun? Ya Suudlular tabii yani onları alır. Diğer çalışanlar 2500-3000, belki daha düşük de bulabiliyor. Ev kiraları nasıl? Ev kiraları burada yıllık ödeniyor. Evin yenilerine göre değişiyor ama yani o kadar pahalı değil yıllık ödediğimiz için. O da benim duyduğum kadarıyla yıllık ödemede aylık bazda 1000
500 riyale falan bulabiliyorsun tabii, gibi. Tabii. Değil mi? Evet. Yani demek ki dediğin gibi 4000 alan bir Suud rahat yaşar abi. Yaşar. Ya zaten o yüzden tatillere falan her türlü gidiyorlar yani. Ve sadece bir işte değil yani, burada bir Suudlunun çok popülasyon olduğu için yani bir işte çalışıyor, bir tane dükkanı var, başka yerde bir şeyleri var. Yani bu şekilde ticareti seviyorlar. Abi şu da var, devlet net destekliyor bunları. Tabii tabii tabii. Yani sen mesela paran var, keşin toş cebine 1 milyon doların olsun, gelip buradan dükkan alamıyorsun. Satmıyorlar sana yani. Veyahut ev alamıyorsun. Şey gibi diyor, sen çalışabilirsin burada. Ben tabii. İyiysen güzel de para veriyor. Mesela benim mühendis arkadaşlarım var, bilgisayar mühendisleri falan, yazılımcılar. Güzel paralar kazandılar tabii, tabii, buradan. Tabii. O konuda okeyler ama yine de sana bu topraktan bir şey vermiyor yani. Aynen. Sahip olamazsın diyor burada. Kiralayabiliyorsun yani 50 yıl, 100 yıl kiralayabiliyorsun. Ondan sonra tekrar ya vakıf malı oluyor. Ya vakıf dediğin devlet malı. Sonuç devlete kalıyor. Ne yiyorlar en çok burada? Ben normalde seni baktığın olsa burada tavuk pilav yemeği ya da tavuk eti. Yani burada kültür olarak yemek kültürü pilav ilk önce, üstüne de herhangi bir et. Biryani tarzında pilavları var. Evet. Etin üzerine biliyorum yiyorlar. Evet, tavuk. Yani normalde onu yemeğe gidecektik ama maalesef biraz şey oldu. Tavuk pilav. Fix. Yani değişmez. Hatta burada biraz dediğim gibi fazla kalabilsem, burada Beyda diye bir yer var. Çöl. Yani çölümüzü. Oraya gidiyorlar. Orada biz nasıl yeşilliğe gidiyorsak onlar da çöle gidiyorlar. Orada ateş yapıyorlar. Arkadaşlarıyla oturup kahve, çay. Aynı zamanda tavuk pilav. He. Yani bu olma. Yani kendileri hazırlıyorlar. Maklube kendileri... tarzında bunlar da o zaman. Yok, maklube değil de normal pilav üstüne tavuk işte. Yani. Burada mesela ben şeye çok şaşırdım ya. Mesela bu zamana kadar Mısır'da, Fas'ta, daha İslam coğrafyasında nargile dükkanları çok fazlaydı. Her yer nargileciydi. Evet. Burada nargile kültürü o kadar yok ya. Ya şimdi siz hep harem bölgesinde geziyorsunuz ya. Harem bölgesinde böyle şeyler olmaz zaten yani. Ama dışarılarda tabii vardır. Yani onu da bilmiyorum ama vardır. Buralar nezih, temiz olması ama lazım. Ama sigara içiliyor burada. Evet. Ya aslında şöyle bir şey olması lazım. Buraya gelmeden önce insanların bir ahlak dergisi alması lazım diye düşünüyorum. Yani normal hayatlarında. Ya burada birçok yerde insan görüldüğü için sadece sigara değil, bir sürü şey oluyor. Ve bunlara... Tehlikeli midir Suudi Arabistan? Tehlikeli değil. Çok güvenli bir ülke. Bunu söyle, daha yani, da öyle geldi. Yani dışarı saat kaçta çıkarsan çık. Yani Suud'da olsun, başka ülkeden biri olsun. Kimse sana karışmıyor. Hadi gel yürüyelim biraz, yürüyelim, madem. Yürüyelim. Şimdi gideceğimiz yer neresi abi? Şu an Kuba yolundayız. Burası yeni yapıldı diyebiliriz. Yeni bir yol. Buraya gelenler kesinlikle yürümesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda burası şöyle söyleyeyim, hicret yolu. Aslında bir mukaddes bir yol. Şimdi ileride Kuba Mescidi'ni göreceğiz. Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescidi. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den artık o zulümlere dayanamayıp Medine'ye hicret ediyor. Tabii bir sürü yoldan geçip buraya geliyor. Buraya geldiği zaman ileride göreceğimiz mescid, yani İslam'ın ilk mescidinin taşını koyuyor. Ve oraya Kuba Mescidi adında bir mescit yapılıyor. Ne kadar uzakta? Ya bu yol aslında... Şu an saat kaç abi bir de? Oo, onu 44 geçiyor. 10.44. Aynen, 10.44. Zaman, zaten ben gezdim bu arada orayı. Hani bir önceki bölümleri izleyenler onu görecek. Biz yine bu yol üzerinden gidelim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim bugün son günüm ve uçağa yetişmem lazım arkadaşlar. Taksiye atlayıp hızlı bir şekilde eşyalarımı toplayıp uçağa gideceğim. Aslında görmek ister misin seninle birlikte onu, ama zaten gösterdik. Sen yine bize bilgi ver ama abi. Bu yolu, aynen bu yolu anlat hem bize. Peygamber Efendimiz ve sahabeler o mescidi inşa ettikten sonra Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere gidiyorlar. Yani bu yol o yüzden mukaddes bir yol. Aynı zamanda hicret yolu. Hemen yanında bir mescit daha var. Hemen Kuba Mescidi'nin. Peygamber Efendimiz ve sahabeler o mescidi inşa ettikten sonra şu anda Medine'nin merkezi Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere gidiyorlar. Gitmeden önce o ileride göreceğiniz, belki çekmişimdir, Cuma Mescidi var. Cuma Mescidi ilk Cuma namazının kılındığı yer. Hemen Kuba Mescidi'nin bir arkasında. Cuma namazının kılındığı yer belli olsun diye bir mescit yapılmış. Adı da Cuma Mescidi. Kuba Mescidi adını oradaki bir kuyudan aldı diyorlar hocam. Doğru mudur? Orası eskiden bir köymüş. Kuba Köyü. Böyle verimli toprakların vahanın üzerine tabii, kurulmuş. Hatta tabii. Hurma bahçelerinin üzerine kurulmuş. Aynen. Orası hatta eskiden... Hatta Zeki Muhammed de bizzat çalışmış diye ben... Evet, inşasında... Konuştum ama... İnşasında bizzat... Sen bize sormak isterim. Evet, yani dediğim gibi ilk dişi Peygamber Efendimiz koyuyor zaten. Orada orası eskiden hurma, Medine'nin hurma kurutma alanıymış. Sonra da bu yolu şu an turizme açmışlar anladığım kadarıyla. Eskiden böyle değilmiş. Tabii herhalde. 3-4 yıl önce burası böyle dükkanların olduğu bir yer değilmiş. Şu an olduğumuz yer arkadaşlar, dediği gibi Muhammed'in, Kuba Mescidi'nden Mescid-i Nebi'ye uzanan yol. Zaten birazdan Mescid-i Nebi'yi de göreceğiz. Peygamber Efendimiz'i neden ziyaret ediyoruz? İlk önce onu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Beni ziyaretimden sonra
ziyaret edenler yaşantımda ziyaret etmiş gibidirlerdir diye buyurduğu için onu ziyaret ediyoruz, onu selamlıyoruz. İlk önce Peygamber Efendimiz'i selamladık, sonra Hazreti Ebu Bekir'i selamladık, sonra Hazreti Ömer'i selamladık. O yüzden buraya şöyle diyorlar: Medine ziyaret yeri, Mekke ibadet yeri. Bu gördüğünüz insanlar da Peygamber Efendimiz. Kaç kişi namaz kılabiliyor içeride? Çok büyük. Yani her yıl büyütüyorlar. 2 milyon herhalde kılabiliyor mu? Yani bayram namazlarını bir görseniz buradan Mescid-i Nebevi'den başlıyor da Kuba Mescidi'ne kadar saf oluyor. Bunu söyleyebilirim. Buralar o zaman? Aynen. Bayram namazları. Tabii cuma namazları gördünüz zaten. O kadar pek olmuyor ama bayram namazlarında 2 milyona yakın. Ya yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. Bundan gerçekten çok korkuyorum. Duyamaz. Bildiğin kadar ya. Hani Muhammed de hoca değil arkadaşlar. Yok, hocalarımız yok. Bizim amacımız sadece biraz daha doğru bilgiyi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Rakamlar değişebilir tabii ki de ama bayram namazında buradan bu yol da uzak bu arada. 3 evet, kilometre evet, falan evet, bir yol evet. Yani. Geldik herhalde değil mi Mescid-i Nebevi'nin? Aynen, Mescid-i Nebevi hemen ilerisi. Yemek yerleri var birçok ama genelde hepsi tavuk dönerci. Şavurma denilen tavuk döner satıyorlar her tarafta. Bakın şurada da zaten Kuba Front diye yazıyor. Bitiyor mu burada? Küba'nın adı sonu mu? Aynen, bu yolun sonu. Ha, bu yolun ya da başlangıcı. Yani. Doğru. İkisi de olabilir. Ben şey dedim, Riyad'da dünyanın sonu burası diye Instagram'da işte paylaşım yaptım. Evet, gördüm. Şeyde de şey yazmış, dünyanın sonu diye işte yazdım dedim, dünyanın başlangıcı olabilir yazmış. Onun gibi bir şey yani. Burası da şeyin Küba'nın yolunun sonu veyahut da başlangıcı olarak kabul edebilirsiniz. Şu kıyafetlerden var mı sende? Var. Zaten bu benim Mescid-i Nebevi'de giyerken hani o ilk beni gördüğün zaman o benim yani takım elbisem diyebilirim. Ama şapkayı takıyor musun? Tabii. O takım elbise. Yani onsuz çalışmıyorum. Yani benim şartlardan bir tanesi. Onun adı Akal. Siyah şey. Akal. Ve o taktıkları kırmızı şey da şimak. Nedir? Niye takarlar onu? Açıkçası bu bir kültür. Yani böyle dini bir boyutu var mı? Yok, dini bir boyutu yok ama hepsinin bir anlamı var tabii. Yani mesela akalin anlamı, bunu da ben yeni öğrendim, aklını başını topla diye bir anlamı varmış yani onu takmanın. Tabii daha farklı anlamları var, herkes bir şey söyleyebilir. Ne konuştuğuna, ne düşündüğüne bir şey yap yani o yüzden onu takıyorlar diyorlar. Şimak, onun ne anlamı var bilmiyorum ama güneşten iyi koruyor. Bu normalde bu Suud kültürü bu değil. Bu giydiğin senin ne abi? Bu Körfez ülkelerinin kültürü böyle. Açık, onlarınki kapalı. Öyle ama burada rahat olduğu için bir de daha rahat oluyorsun insanlarla konuşma anlamında. Hem de güneş bütün giysileri solduruyor orada. Sıcak abi yani. Aynen, beyaz giymek en mantıklısı. Sen Arapça biliyorsun. Arapça, İngilizce. Kur'an Arapçasını biliyorsun sen. Çünkü burada konuşsam daha değişik bir Arapça. Mısır'da apayrı bir Arapça konuşuluyor. Tabii, lehçeler. Hangi Arapçayı biliyorsun sen? Fusa. Gerçek Arapça dedikleri Arapçayı konuşuyoruz burada yani. Orada lehçeler çok farklılaşıyor yani Fas'ta başka, Mısır'da bambaşka, Tunus'ta, Cezayir'de bambaşka ama buradaki tabii burada da bir lehçe var Ammice dedikleri ama isteyince Fusa yani edebi dili konuşuyorlar. Biz üniversitede bunu öğreniyoruz çünkü edebi dil. Ama şey gibi herhalde bizim İstanbul Türkçesi gibi oluyor sizin herhalde Arapçanız onlara. Evet. Evet, daha aynen düzgün öyle. Bir Arapça aynen. Böyle. Hatta yani ben ilk başta böyle konuşunca mesela şu an Arapçamı Fas'ta konuşsam bana dalga geçerler. Fas'ta ayrı mı konuşuyorsun? Evet, çok ayrı. Çünkü orada Fransızca, İngilizce, İspanyolca karışmış artık. Bir de Arapça karışınca böyle farklı bir dil var. Benle Arapça konuşur musun deyince ama o Arapça konuştuğunu zannediyor. Tabii diyor, dalga geçiyor yani böyle tane tane konuşmaya başlıyor. Fas'ta olan geçmişin ne senin? Ya Fas'ta üniversite okudum, ondan sonra buraya. Ne üzerine? Fas'ta ilahiyat bitirdim. Burada da Arap dili ve edebiyatı öyle devam ediyoruz. Mesela Fas'ta öğretilen ilahiyat ile Türkiye'de ilahiyat okumanın arasında bir fark var mı? Fark yok. Din aynı, o yüzden bir fark yok. Tabii ders sayılarımız çok fazlaydı. Arapça bilmiyorduk, orada öğrendik, zorluk çektik. O biraz sıkıntıydı, hocalar biraz zorluyordu. Hatta şöyle diyorlar, siz Arapça bilmiyorsunuz, gidin diyorlardı. Üniversiteyi değiştirdik o yüzden. Ciddi misin? Tabii yani ben Tanca'dan, Titvan'dan Casablanca'ya geçtim o sıkıntılı falan dediğiniz. Hayda, bu arada geldik Mescid-i Nebi'nin olduğu yere. Evet. Şimdi biraz bilgi alalım Mescid-i Nebi ile ilgili senden gelmişken. Mescid-i Nebevi. Nebevi mi? Nebevi. Ben durmadan Nebi diyorum. O da olur. Mescid-i Nebi. O da olur yani Nebi, peygamber. Peygamber mescidi zaten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geliyor ashabıyla beraber. Bu hikayeyi, bu kıssayı çok hoşuma gidiyor mesela. Peygamber Efendimiz bir eski fotoğraflara bakarsanız nasıl toparlasam şimdi onu? Ne biliyorsan o abi. Bilgi çokluğu var, toparlayamıyorum. Ya da bilgi azlığı var. Bilgi azlığı var, evet. Ya sen söyle, bir şey olmaz ya. İnsanlar anladı senin
iyi niyetli olduğunu, bir sorun yok. Ya iyi niyetinden değil abi. Yanlış bilgi ya da bilgi vermek istemiyorum. Çünkü burası çok önemli bir yer. Şey diyeceğim ya, Peygamber Efendimiz'in hayatı ya da Mescid-i Nebevi internetten araştırabilirsiniz falan diyeceğim. Ne olacak? Ya da benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Tamam, o da olur. Bu nedir abi? Burası Amame Mescidi. Amame bulut demek, bulutlar demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bayram namazlarını, insanlara seslenirken burada seslenirmiş. Burası musalla denilen alan. Yani namaz kılınan yer. Musalla namaz kılınan yer demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiğinde o aşırı güneşten, o aşırı sıcaktan onu bir bulut korurmuş. Yani insanlara cuma namazlarını burada kıldırıyor, bayram namazlarını kıldırırken bir bulut geliyor, onu gölgeliyor. Hatta Uhud'da giderken, Uhud savaşının olduğunda Peygamber Efendimiz ordusunu burada toplamış. Bir bulut onu gölgelediği için buraya Amame Mescidi, yani bulut mescidi denmiş. Amame Mescidi. Yanında Hazreti Ebu Bekir Mescidi var ve şurada Hazreti Ali Mescidi var. Ve şurada da hemen otellerin arkasına saklanmış Hazreti Ömer Mescidi ve ileride Hazreti Osman Mescidi var. Bunlar da şöyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı nerede güzel şey olmuş, nerede böyle güzel bir anı olmuş, oraya bir mescit koymuşlar ki ama o anı unutulmamış. Mesela Hazreti Ebu Bekir de aynı şeyleri Peygamber Efendimiz'den öğrendiği gibi yapmış. Yani burada o da bayram namazlarını kıldırmış, insanlara seslenmiş. O yüzden onun mescidini yapmışlar, Hazreti Ali'nin mescidini yapmışlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz zamanında burası bir pazar alanıymış. Yani 2020'ye kadar burada zaten bir pazar vardı. Ta o zamandan bu zamana yeni kaldırdılar. İnsanlar başka yerlerden gelip burada ticaretini yapıyorlarmış. Yani aynı zamanda bir ticaret alanıymış burası. O şekilde. Hadi gel bir de Mescid-i Nebevi'ye girelim. Tabii. Sonra zaten benim hızlı şekilde aynen, koşmam lazım. Bu şemsiyelerle ilgili bir şeyler anlatır mısın ya? İlginç geldi. Açılıyormuş, kapanıyormuş herhalde sabah namazlarında. Evet, güneşten koruyor, yağmurdan koruyor. Açılıp kapanıyor tabii. Hava güzel olunca kapanıyor, açılıyor. Aynı zamanda ne olduğunu unuttum. Bir şeyler daha vardı ama çok güzel bir mühendislik harikası. Evet, çok gerçi güzel de gözüküyor bu arada. Çok ihtişamlı duruyor yani. Bakın şu an Yeşil Kubre'nin oraya doğru gidelim isterseniz. Hem de siz gidiyorsunuz. İsterseniz tekrar bir Peygamber Efendimiz selamlayın. Vedalaşın. Belki sizin için unutulmaz bir hatıra olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelince çok büyük bir coşkuyla, bir çok büyük bir heyecanla karşılanmış. Hatta Peygamber Efendimiz devesi Kasva'yı herkes yani böyle tutmaya çalışmış. Lütfen benim evimde kal. Lütfen benim evimde kal diye onu misafir etmeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz kimseyi kırmak istemiyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyor. Devemi bırakın diyor. Devesi Kasva'yı. Benim devem kimin evinin önünde durursa ben o evde misafir kalacağım diyor. Ondan sonra devesine hiç kimse dokunmuyor. Bırakıyorlar ve bir sahabenin evinde çöküyor. Peygamber Efendimizin devesinin çöktüğü yer Ebu Eyüp el-Ensari'nin evi. Şu anda kabri İstanbul'da, bizim ülkemize, Türkiye'de Eyüp Sultan Camii'nde bulunuyor. Oraya da ziyaret edebilirsiniz. Eski fotoğraflara bakarsak Eyüp el-Ensari'nin evini görebiliriz zaten. Hemen Yeşil Kubre'nin yani Peygamber Efendimizin evinin yanı başında evi yapılmıştı. Şu an evi göreceğiz mi? Ya göremeyeceğiz. Orası yıkıldı çünkü çoktan. Kamerayı biraz düşür de şunu. Aynen mükemmel. Niye? Yani şey yapmasınlar. Burada ilginç. Kamera yasak ama ya, telefon serbest. Kamera yasak değil de hoşlanmıyorlar açıkçası. Çekilmekten hoşlanmıyor insanlar. Ona da fazla tepki veriyorlar. O yüzden biraz sıkıntı. Çok da fazla minare de var. Tabii. Mesela şu Osmanlı zamanından yapılmış. Burada Osmanlı zamanından yapılmış çok eser, çok büyük şeyler var. Yani mesela kabre girerseniz Osmanlı tuğrasını göreceksiniz birçok yerde. Mesela şu minare Peygamber Efendimizin kabrinin üzerine yıkılmasın diye yamuk yapılmış. Pakistan'da da böyle. Deprem zamanında içeri çökmesin diye dışarıyı çöksün diye yapıyorlar. Biraz daha yamuk değil mi buradaki? Evet. Bu tarafa doğru. Yani kubbeye doğru çökmesin diye. Aynen. Yıkılırsa dışarı yıkılsın diye böyle yapmışlar bazı camilere. Burası aynı zamanda lim yuvası. İçeride arka tarafa doğru insanlar yani 7'den 70'e hafızlık yapıyorlar. Çeşitli dersler var, dini dersler var, sohbetler var. Yani Peygamber Efendimiz zamanında da medrese gibiydi. Bir ilim yuvasıydı. Şu anda aynı devam ediyor. Şu an girdik. Burası Hazreti Muhammed'in kabri. Evet, kabrine doğru gidiyoruz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in evine gidiyoruz. Çünkü peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Doğru, şeyde de öyleydi. Kudüs'te mesela Hazreti İsa'nın mezarının olduğu inanıldığı yer de orada, oraya gömülmüştü yani. Peki Hazreti Ebu Bekir de mi burada vefat etmiş? Yok. Hazreti Ömer de mi burada vefat etmiş? Onlar Peygamber Efendimiz'in yanında defnedilmişler. Tabii bununla alakalı bir sürü olay olmuş. Yani güzel şeyler olmuş. En sevdiklerinin yanında olmak istemişler. Böyle olmuşlardı. Bak şu an şanslısın, kabrin önünden geçeceğiz. Geçenkinden çok uzaktık. Sen abi şeyi de hani anlattı bize. Burada evet. Anlatacak başka bir şey yok ya. Ama selam. Söyle, selam verecek ya. Ya normal de selam verebilirsin. Normal, hiç önemli değil. Selamun aleyküm ya Resulallah. Bu. Soldan sağ değil mi? Evet. Hazreti Muhammed. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer. Tamam.
Arkadaşlar, bugün biz aileden sürenin sonuna geldik. Muhammed'le konuştuk, bize çok güzel bilgiler verdi. Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalıştık. Tabii ki de bu bilgileri alimlerden, hocalardan dinlemek daha doğru. Biz kendimiz bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Artık benim bugün son günüm, bir sonraki bölümde artık Türkiye'ye döneceğim. Sen tanışma çok memnun oldum abi. Kendine iyi bak. Takip edin arkadaşlar. Takip edin. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. İnsanlar kendisi araştırsın, öğrensin. Daha güzel bilgileri alacaklarına inanıyorum.